kişi rahatlıkla kalabiliyorsunuz. Serkan Bey, biraz da bununla alakalı aslında bir çekim yapsak, versek, seviyen gayet güzel olur ya. Ne dersiniz bilmiyorum ama. Vallahi hayır diyemem ki. Konuşursun, bunu konuşursun derken. Şu an hangi yıldayız diye. Bir fotoğraf çektirebilir miyim? Ben demin konuştum. Bana uygun fiyata veriyorlar. Şu anda kayıttaysak. Şimdi size çok ilginç gelecek. Herkese Seko'da Sakal kanalından selamlar. Bugün motosikletle ilgili bir şey değil ama karavanlarla ilgili bir video hazırlayacağım. Nedeni ise Karavanist Fuarındayım 2022. Şöyle size etrafı göstermek istiyorum. Tepeden bir kuş bakışı halinde bir bakalım. Şimdi size çok ilginç gelecek, benim de dikkatimi çeken karavan. Şöyle göstereyim size. Harika bir dizayn olmuş. Benim çok dikkatimi çekti. Şimdi onu gösteriyorum size. Mono karavan. Mono karavanın standındayız. Thank you.
Evet, tam gezerken Erdem'le bir araya gelmiş olduk. Erdem'de şöyle bir geçmişimiz var. Beraber bir kamp yapma imkanımız oldu. Buradan kulakları çınlasın. Onur yollarda bizim Onur'un kampında tanıştık ama biz güzel kamplar yapınca dostluklar kazanıyoruz. Erdem de onlardan bir tanesi, sağ olsun. Aynen. Beraber gezeriz bugün artık. Aynen öyle. Hadi bakalım gezelim. Erdem'in söylediği bir yer var, oraya gidiyoruz. Neydi? Kaplumbağa. Kaplumbağa. Ha, şu kaplumbağa arkadan çıkıyor ediyor. Geçen sene de çok beğenmiştim. Geliştirmiş olduklarını düşünüyorum. Size göstereyim. Hatta burada ben Erdem'e vereyim. Gelmişken kullanayım Erdem'i. Sen ne düşünüyorsun hakkında? O zaman bilgi edinelim. Bunun en güzel özelliği, ben geçen sene de görmüştüm. Arka tarafı böyle bir uzuyor. Sana imkan tanıyor. Yani büyüyebilen bir karavan. İçine bakalım. Baba nereye gel gel. Ben geçen sene buna oturdum. Hatta şöyle bir fotoğrafım da var Instagram'da. Ya bak şuraya. Şöyle buraya doğru her şeyi toparlıyorsun. Buraya doğru kapanıyor. Banyosuna bakalım, merak ettim. Bakar mısın? Gayet güzel işçilik ya. Değil mi? Kafaya dikkat et. Orada bir de şey var. Cam var. Geçen seneden bu sene. Değil mi? Gayet iyi. Baksana üstü tavan, cam. Böyle. Valla güzelmiş. Yatağı da göster. Ben girmeme gerek yok. Bir de böyle farklı farklı bir şey yapacağım. Mesela bu geçen sene yok. Bu da farklı bir şeye benziyor. Orada insanlar var. Sonra gireriz. Buna bir bakalım. Ha bak, kapanmış hali. Şu hani uzuyor ya. Evet, kapanmış hali. Şu uzayan kısmıydı orası. Kapanmış hali içeride bak böyle gözüküyor. Bu öyle buraya doğru geliyor. Geçen sene en çok ilgimi çeken karavanlardan bir tanesi. Erdem. Çok iyiymiş ama ya. Ya bayağı iyi. Abi şunu bir bakalım, izin aldık. Bize izin verdiler. İzin vermişlerken bir içeri girip bakalım ya. Ooo, dolaplar filan. Bayağı güzelmiş ha. Bir de yüksektesin. Çok yüksek, evet. Değil mi ya? Bu yüksekte olmak. Tamam. Hani doğası güzel bir yere gittin. Önün açıklık ama kuş bakışı bakayım diyorsun. İşte orada devreye bu giriyor. Geliyorsun. Şuraya sandalyeni attın. Işıkları yaktın Erdem. Akşamüstü böyle içeceğin, kahven, artık ne arzu ediyorsan onunla etrafa bir bakıyorsun. Ha, ne yakar dersek bayağı yakar herhalde. 365 gün doğadayız. Güzel bir şey. Erdem çek şöyle. Kumacan bir şeyle. Bayağı büyük. Abi, buyurun. Bir fotoğraf çektirebilir miyim? Evet. Ünlü dolaştım iyi değil olamadım bir Erkin Yeşil programına daha hoş geldiniz. Merhaba. Barış ben. Erkin, buraları bir çekelim gelelim. İzin olursa başka yerlerde çekmek istiyorum. Biz takip edelim. Gel arkandan şey yapalım. Abi, İşte hayalimdeki hayalimdeki apartman. Ben çıkıyorum. Yani geliyorum abi. Çadırımsı gibi olmuş değil mi? Böyle biraz şeyli. Bunlar da fermuarla açılıyor. Bunlar bana çok kolay şey gelmiyor abi. Niye? Bozulursa diye mi? Basit kalıyor. Doğru.
Ama şu helmeti biraz basit oluyor. Buzdolabı var. Tuvaleti merak ettim. Ya olsun be. Fena mı olur? Yanında bir durduğum zaman büyüklüğüne bir bakalım mı? Şimdi genelden alırım abi. Şuna bir bakalım. Buna bir şey yakışır abi. Bunu C4 benim arabayla çekemeyiz. Neyle çekebiliriz anca? Bir kamyonet falan olmalı. Navara falan değil mi? Yüksek tork. Ya özel hayata müdahale gibi oldu. İçinde yatıyor. Birisi yatmış kalkmış gibi. Evet. Burada eti kesiyorsun. Tak 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 tak. Şeyleri falan çok güzel bu stopları. Ya böyle yüksek falan çok güzel değil mi? Karda gittiğini düşünsene bunu. Ben direkt işletim maliyeti olarak düşündüm. Hani yürütülebilirliği nedir bunun filan değil mi? Hani baktığın zaman benzin, hani mazot ne harcayacağım, ne yapacağım bunu düşünüyor insan. Biz yine binebileceklerimize bakalım. İşte bu. Ben demin konuştum. Bana uygun fiyata veriyorlar. Erdem. Bir şey var o zaman. Bak, çekim yapman için yer de hazır. Şimdi karavan fuarına geldik ama illaki motosikletten ayrılamıyoruz. İlla bir motosiklet modeline bir yerde gözümüz arıyor. Yani yakın zamanda bir motosiklet fuarı da düzenlenecek dendi. Ne oldu? Akıbeti belli değil. Ama Kimco ne yapmış? Karavan fuarına gelmiş. Ben bu arada bu motoru test için İlker Bey'den almıştım. İlker Bey yardımcı oldu. Kullandığım scooterlar arasında tork olarak, güç olarak gerçekten mükemmel, ivmelenmeye sahip bir motor. Çok çok beğendim. Çok çok severek kullanmıştım. Bu da onun turuncu rengi. Sevgili Serkan Özdemir Antalya'da, daha sonra Fethiye'de bu motoru da o test etti ve orada çekimler yapıldı. Çok güzel çekimler oldu. Onlara da bir bakın derim Kimco Türkiye sayfasında. Bir izlemenizi arzu ederim. Çok güzel çekim oldu. Kimco'ya gelmişken burada sağ olsun Erhan Bey yanımıza kadar geldi, yardımcı olabilir miyim diye sordu, ilgili davrandı. Asal Otomotiv'in sahibi kendisi. Hazır muhabbet karavanda dolaşırken motosiklet görmeden olmazdı. Kimco çok güzel bir şey yapmış, stand kurmuş buraya ve Erhan Bey'le de tanışma fırsatı buldum. Çok mutlu oldum. Hoş Erhan geldiniz. Bey nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, çok sağ olun. Ben bu motosikletin bu rengini bir test etmiştim. Evet. Bu arada sizde de var herhalde değil mi? Kimco satıyorsunuz? Evet. Asal Otomotiv Avrupa yakası Sarıyer bölgesi. Yerimiz Ayazağ'da. Evet. Kimco ve Suzuki bayisiyiz. Motosiklet olarak. Aynı zamanda araba da var tabii ki. Evet. Ben motor tarafıyla ilgilendiğim için bugün de genel müdürlük işte salı ve çarşamba günü burada biz görevliyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Zaten takipçinizdim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Ben bu bahaneyle hem tanışmış olmaktan hem de gözümüz artık öyle bir şey oldu ki fuar denilince aklıma motosiklet fuarı geliyor bizler için ama karavan fuarında hem sizle tanışmış olmak hem de böyle bir durumu görmek çok hoşuma gitti. Demek ki yani isteyince her yerde ulaşılabiliyor oluyor. Yani motorlarla alakalı. Tercih sebebi olabilecek evet, motorlar. Evet, onunla alakalı bir standımız oldu. Elektrikli de var zaten. Evet, onlar da. Sizde var değil mi? Aslında o da daha geldi. Değil ama bir sadece
olarak. Kimki olarak. Elimizden geldiği kadar da arkadaşlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Mağazaya geldiğimizde de inşallah kısmet olur. Ben çok de memnun olurum, çok sevinirim. Her zaman beklerim. Çok mutlu oldum geldiğiniz ben için. Ben tanıştığım için çok mutlu oldum. Sağ olsun Eren Bey. Ve satışlar nasıl gidiyor? Bu sezon neye hedefliyorsunuz? Ne yapacaksınız? Vallahi gelen ürünleri işte çok ürün gelmiyor. İşte Facebook. Evet. Suzuki. Zaten Suzuki bizim bu seneki alınan kararla 650'nin üstü motorlarda ağırlık. Öbür türlü emisyon ölçümlerinden dolayı bir sıkıntıya girdik. İnşallah açacaklar yani. İnşallah. Evet. Çocuğu da olsun. Şu an Kinko'da bayağı gayet iyiyiz. People 200. Bir karavanda olan modellere de bir bakalım Erhan Bey'le. Ya şu rengi görünce çok hoşuma gidiyor. Güzel. Şu nerede istediğiniz renk de çok talep. O bu sene moda oldu. Evet. Ben hatta Enduro Market'ten sağ olsun Latif Bey kask seçiminde bana yardımcı olup sponsor da oldu. Bu renge yakın bir renk almış oldum kask olarak. Iron kaskını kullanıyorum. Commander kaskını. Bu renkleri görünce ben de yavaş yavaş gözüm alıştı kasktan dolayı da memnun oluyorum. Çok güzel bir renk bu da. Evet. 50 cc mi bunlar? 50 cc. Bunlar da iki modelimiz var. 50 cc'nin light modeli bir S modeli var. S modeli biraz daha aksesuarı diyelim. Nasıl evet. Bir değişikliği var? Şey çok güzel oldu. Piyano bile. Onu gördüm zaten. İşte serimizin birazcık daha görseli farklı buraya göre. Zaten bağlantı demiri biraz daha makyajlı diyelim. Aksesuarları var mı? Şu an için aksesuarlarda kısmen bazı modellerimize geldi ama gelecek. Bunu bildiğim kadarıyla tabi rakip firma olsa da hakim olduğum yerden bahsedeceğim. Bizim 50 cc motor olan Yamaha'nın modellerinde de kullanılıyor. Evet. Daha doğrusu ehliyet gerektirmiyor. Otomobil ehliyetini kullanabiliyorsunuz. Evet, böyle bir imkanı sahipsiniz. Evet. Güncel fiyat nedir? Şu an güncel fiyatlarımızın Rodi 2 modeli benziyor. 34.900 lira S modeli ama bunun şirketimize kredi kartına 12 taksit vade farkı verebiliyoruz. Alım imkanı daha fazlalaştırmışsınız. Evet, evet. Bu güzel bir şey. Yani çok güzel. Like'ın normal modeli. Bu da 33.500 lira. Bunda da aynı şekilde kredi kartını vade farksız 12 taksi seçeneği yapabiliyoruz. O zaman ne diyoruz? Bu kadar iyi bir imkan sunmuşken Asan Otomotiv'e gidip bu fırsattan yararlanın derim. Karşıdaydı yeriniz. İstanbul Avrupa Etkisi Sarıyer bölgesiniz efendim. Maslaklarımız. Bekleriz. Evet, yani. En azından bir çay içersiniz, motorlara bakarsınız. Fena mı? Bu arada sizi de bekliyoruz. Tamam inşallah. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. İyi günler, kolay gelsin. Evet, biz motosikletçiler sohbeti çok severiz. O onu konuşurken, bu bunu anlatırken derken kendimizi Suzuki'nin jiplerinin olduğu yerde bulduk. Ama niye bulduk? Karavan, biliyorsunuz çekme karavanlar illaki güçlü araçlarla çekilmesi gerekiyor. O güçlü araçların olduğu stand Suzuki'deyiz. Şu anda yine Erhan Bey'den yardım isteyeceğiz. Bir sohbet edelim. Gelin. Çok güzel. Erhan Bey, sizi burada da rahatsız ettik ama şimdi sohbeti açtık, evet. Geldik. Suzuki deyince aklımıza yine motosiklet ama Suzuki var, V-Strom. Onların yanında iki tane rengi harika olan, görüntüsü de güzel araçlarımız var. Bunlar sayesinde karavanları çekmek, bir yerlere gitmek harika. Benim de ruhuma hitap eden bir şey bu. Serkan abi, müthiş güzel yaptınız. Evet, karavanları ve çekildiğim için. Suzuki Jimny 4x4. Burada zaten değişik bir şey var. Ben şu olaya bayılıyorum. Ya. Evet. Çok güzel bir şey. Yani iki kişi rahatlıkla kalabiliyorsunuz. Serkan Bey, biraz da bununla alakalı aslında bir çekim yapsak versek seviyen gayet güzel olur. Ya. Neden vallahi hayır diyemem ki. Hayır dememe imkan yok ama günü ayarlarız. Evet. Suzuki Jimny tek kapı olan 1.500 4x4. Ama bunun 4x4'ü model olarak bu da efendim Vitara 4x4 hibrit. Hibrit. Harika. 4x4 kaç kilometre gidiyor? Benzinle beraber mi? Evet, benzinle beraber her bir depoda 150 kilometre takribi olarak artı mesafe kat edebiliyorsunuz. Bundaki aracımız tam bir aile aracı. Kesinlikle.
Bunun 4x4 modeliydi. Al grip yani isteğe bağlı Serkan abi. Evet. Normalde 2 çeker kullanıyorsunuz. Gerekli yerde gerektiği kadar 4 çeker olarak yakıt olarak tasarruf. Bakın ortadaki yuvarlak olan 4x4 ile alakalı. Koltuk ısıtmasına kadar, sağnafına kadar çok donanımlı bizim amiral gibimiz. Valla ben renk olarak da şey olarak içine bir bakalım mı Efe abi? Ya beni ısır der gibi duruyor. Şam fıstığı gibi. Evet, evet. Bunlar da bu koltuklar evet, Serkan'ları öyle yatırabiliyorsunuz. Benim köpeğim var biliyorsunuz. Reis ismi. Reis'i evet. Al. Evet, Reis'i ser. Böyle güzel kirlenmesin diye Reis'i at arkasına. Reis'in yeri hazır. Reis'in yeri hazır. İsterseniz ön tarafını da bakalım. Buyurun. Evet. Suzuki Jimny 1.5 100 beygir. Tam otomatik şanzıman. Arazi sistemi levi mekanik olan bir sistem. Bir evet. Bu da al grip sistemi. Kısıtlı geliyor. Kıymetli bir aracımız. Tam aracımız tam araziye uygun. 3 kapı. Şu an bilmiyorum. Diğer markada 3 kapı çıkan bir arazi aracı kalmadı. Kalmadı. Estando'da falan vardı. Yok. Vitara bu konuda evet şeyini, yani. Geleneksel şeyini devam ettiriyor. Bu zaten 30 seneyi aşkın Samuray vardı. Evet, şimdi Samuray vardı. Makyaj açtı. Gayet güzel. 6 arazi uygun. Harika olmuş, çok güzeldi. Reis'in yeri de lastikler hazır. Yok, AT'si ondan takılıyor. Bir Fodriç takılmış. Evet. Genel müdürün test aracı bu. Çok bu değişir için evet ayarlanmış. Üstü çadır da var. İstersen içeri bir Erdem göstersen. Evet. Hadi be. Bunun rakamı ne kadar bu şu an? Vermedim. Sonuçta ben görmeyeyim. Tamam, teşekkür ederim. Motorla alakalı Serkan abi motoru da bir bakalım mı? Motora da bir bakalım evet. Suzuki'ye. İhanet etmiş gibi olacağım ama. Ya motosiklet fuarını özledik. Artık fuar olsun olsun olmayacak belli değil. Herhangi bir şey o konuda bilgimiz yok ama şöyle motorun başına gelince böyle güzel bir alanda olunca insan böyle gözleri bir içi böyle mahzunlaşıyoruz. O yüzden bir fuarı özledik ya. Ama özlemişken sağ olsun Kimco, Suzuki buraya gelmişler. Motorlarını da koymuşlar. Harika bir duruş olmuş. Evet. Güzel. Bir aksesuarlarını da taktık zaten. Evet, aksesuarlı. Evet. Çok güzel. Ben şu detayı hatırlamıyordum ya. Var mıydı bu? Serkan Bey, bu ağaç olduğu için bunun altında zaten çakmak yeri de mevcut biliyorsunuz. Evet. Favorit bağlanabilmek evet. için. Burada da mevcut. Bu motorda biliyorsunuz işte cruise control, hill holder, yokuş kalkış destek sistemi. Bu XT modeli, işte terjant, motor koruma ve orta sefası üstü standart olarak diyor. İşkence aksesuar olarak arka çanta ve bağlantı ürünleri biz fuarla alakalı şey yaptık, bir yerden taktık. Renk, bu renk var mıydı? Renk de efendim siyah, gri sıkılı, siyah, sarı sıkılı, bir de sarı ve siyah. Orijinalde de var bu renk. Var efendim. Ben bu rengi gerçekten beğendim, evet. Harika olmuş. Koruma demirleri orijinal suçlu. Orijinal kendi, evet. Üstü zaten standart olarak. Standart dışı bir tek bu arka çantalar. Torque keser ve bağlantı demirleri var. Evet. Motor koruma demiri, orta sefa. Bunlar üzerinde mi? Evet, LG koruma. Bunu geçtiğinde şu an. Bence müthiş bir şey. Güzel. Bugün misafir ettiniz. Evet, sanki ayrı bölüm olması gereken bir bölüm haline geldi. Ben çok teşekkür ediyorum. Serkan abicim, ayaklarına sağlık. Sağ olun. Çok memnun oldum. En kısa zamanda da inşallah geleceğim. Orada da bir ayrı bir çekim yapalım derim. Harika olur. Her şey için teşekkür ederim. Sağ olun. Ayaklarına sağlık. Tekrar çok teşekkür ederim.